Durumdaydı açıkçası Trabzonspor'un. Malatya'daki 1-0 mağlubiyetten sonra bazen bugün TRT Spor'da maç önünü izlerken eski Trabzonsporlu Beşiktaşlı bizim Serdar abi vardır Serdar. İyi evet, bir orta sahibiz. Evet, evet. Onun çok doğru bir analizi vardı. Trabzonspor üst üste maçlar kazandı ama maçlar gidebilirdi dedi. Hakikaten maçlar gitti geldi. Evet. Çok doğru bir analizdi. Bu kez gelmedi. Çünkü bu kez rakip ligimizin en iyi futbol takımı. En iyi futbolcuların olduğu, en iyi teknik direktörlerinden bir tanesinin olduğu ve günümüz bu işin çok önemli bir teknik direktör ve Türkiye'nin şu anda bir numara kulübü. Organizasyon. Bunları üst üste koyduğumuz zaman iyi futbol, iyi futbolcuyla oynanır. Tabii ki iyi futbolcu olmak oyun disiplinine sadık bırakmayabilir bazı oyuncuları. Çünkü Atletico Madrid, Inter, Barcelona, Manchester City, Real Madrid, Stuttgart, bunlarda oynayan oyuncular var. Yanlış anlama. Real Madrid, City, sol bek City. Evet. Değil mi? Tabii. Diğerleri zaten ülkemizin milli takımında oynayanlar. Bosna milli takımında oynayan oyuncu var. Yedeklerden bir tanesi Tottenham'lı ve işte Real Madrid'li oyuncular. Robinho'yu transfer ediyorsunuz. Böylesine hedefe kilitlenmiş. Aslında 4,5 yıldır deniyor ama bir ara verilmiş bir İBB süreliğine var bu kulübün. Küme düştüler falan. Tekrar Abdullah Avcı'yla bir 5 yıllık daha kontrat yaptılar. Zaten uzun yıllardır da orada. Şimdi bir, oyuncu her ne olursa olsun başındaki teknik direktör aynı diyor. Daha şimdi. İki, ben Arda da olsam, Elia'da olsam, Mossoro'da olsam, Adebayor'da olsam, hani Adebayor'un yerine oynayan Bayiş de olsam, yok bu formada öyle bir rekabet var ki herkes oynayabilir diyor. Bugün Mahmut'u değil de biz sağ stoper Serdar'ı görebilir miydik? Görebilirdik. Stoper, sağ stoper, geçen senenin en iyi oyuncusu Attama olabilir miydi? Olabilirdi. Gökhan İnler olabilir miydi İsviçre milli? Evet. Tabii ki olabilirdi. Napoli oynuyor. Şimdi Napoli'nin gibi oyuncular. Burada doğru yapılanmanın verdiği, bakın 20 dakikalık bir Trabzon adına ortak alabildiği ve içeride Fenerbahçe'yi yenmiş, içeride Galatasaray'ı yenmiş. Vodafone Park'ta Beşiktaş'ta son saniye 97'de 7 golle berabere kalmış. Büyük takımlara karşı büyük takım kültürü olan bir futbol takımı kulüp. Ve öyle de oynadı. Ve muazzam bir taraftar kitlesi karşısında asla ve asla oyunundan taviz vermeyen bir futbol takımı var. Her ne olursa